Buyur abi. Sağ olasın. Gel bir bardak çay iç kızım. Ferhat Bey oğlumuz ne zaman gelir acaba? Ne zaman gelirse gelir. Bak baba, sakın Ferhat'ı arama. Senin barışmaya niyetin yoktur, öyle mi? Yoktur. Benden gizli haberleşirseniz kıyarım canıma. Tövbe de kızım. Başka şansın yok. Benimle barışın. Sen de istedin boşanmayı. Eşeklik etmişim, sensiz olmuyor. Evliliğimde de bıktırmıştın beni. Barışmayacağım. Seni yaşatmam Gülyar. Öldür öyleyse. Ne istersen yap. Senden korkmuyorum. Ölmüşten beter edeceğim seni. Senin suratını şimdi bozayım da gör. Hesap bu. Yapma ya. Yapma. Bırakın lan beni. Bırakın. Bırakın lan benim karım. Bırakın lan. Mesleğimden atıldım. Doktorluğum bitti. Bütün bunlar yetmezmiş gibi şimdi de öldürmek için peşimdeler. Korkma bu kadar. Ameliyatta ölen hastanın ailesiyle konuşurum. Parayla halledilebilecek gibi bir iş değil ki. Bırak işin o tarafını da ben düşüneyim. Oğlu beni öldürmeye yeminli. Yahu sokaklarda silah sıkıyor bana. Artık gözüm iyice korktu. Baksana şu halime. Artık bir şeyler için çarçabuk karar vermem lazım. Büyütme bu kadar Salih. Sonra arar konuşuruz. Gülyar'a selam söyle. Onun hali de işler acısı. Boşandığı heriften kurtulamıyor. Onu da hallederiz Salih. Hadi, hadi! İyi gidi Doktor Salih. İnanılır gibiydi. Hayret. Merhaba ortak. Ne var yine? Kum, çakıl ve çimento borçlarımız için ayrı ayrı ihtarname göndermişler. Ne tutuyor hepsi? 800 milyara yakın. Kudret abinle ortak olabilseydik, adam bize 3 milyon dolar önerdi. Ağlama Yakup, ağlama. İstediğim para olsun. Ben Aksoylu, buyurun. Ben Çınaroğlu Reşit. Konuşur musun, kapatayım mı? Arayan sensin Reşit. Karar senin. İstanbul'a çengel attığını, yatırım yaptığını duydum. Konuşalım mı? Beni aradığın duyulacaktır. Geri adım atmayasın. Sen dahil hiç kimseden korkum yok. Ailen benim için çoktan bitti. Yoksa senin gibi bir can düşmanımı arar mıyım? Paranın peşindeyim ben. Anlamıştım. İstanbul'a geldiğim gün ararım seni.